Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyt ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Bütün hamdü senalar alemlerin Rabbi Allah'a. Salat ve selamlar onun kulu ve Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi de sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buruç suresi huzurundayız. Mekke döneminde inmiş bir sure. 12 ayetten müteşekkil. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجُ Yıldızlar sahibi göğe, semaya andolsun. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ Vaad olunan güne andolsun, ahiret gününe. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ Şahit olana ve şahit olunana andolsun. قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودِ Hendekler halkı, onlar yok olsunlar, kahrolsunlar. اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ O hendekleri ateşlerle doldurmuşlar. İman ehlinden olanları, müminleri ateşe atarak imtihan ediyorlar. Kendileri de o ateş hendeklerinin başında o müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَه۪يدٍ Onların müminlerden intikam alma sebepleri, onları böyle azaba düçar etmelerinin sebebi, Allah'ı aziz ve hamid tanımalarıydı. Aziz, gerçek güç sahibi, kudret sahibi Allah'tır bilmeleri, bir de hamid olarak nimetleri veren Allah'tır, hamd edilmeye layık olan da Allah'tır diye iman ettikleri için azaba düçar etmişlerdi. Elem verici sıkıntılarla onları imtihan etmişlerdi. O aziz ve hamid Allah, göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün mülkün sahibi O'dur. Vallahu ala kulli şeyin şehid ve her şeye şahit olan da Allah'tır buyuruldu. İşte bu ayet-i kerimeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imanı açıklamasıyla, Allah'tan aldığı emirle, insanları inzara başlamasıyla bir avuç kendisine mümin iman etmiş. Fakat kafirler de o bir avuç mümine hayatı dar etmeye çalışıyorlardı. Alaylarla, işkencelerle, sıkıntılar vermekle. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o gün Mekke'de bulunan bir avuç Müslümana, sonrasında bugünümüze, bugünümüzden kıyamet gününe kadar zulüm gören, işkenceye tabi tutulan müminlere bir moral verirken, onlara bir teselli olurken, o zulmü, o işkenceyi onlara reva gören zalimlere ise bir meydan okuma olacaktı. Peki bu olay ne zaman vuku bulmuştu, Cenab-ı Hakk'ın anlattığı olay? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı bize şöyle anlatıyor. Zamanın birinde bir kral vardı, zalim bir kral. İnancı yok, imanı yok. Onun bir sihirbazı vardı. O sihirbaz marifetiyle insanları etki altına alıyor, zulmünü devam ettiriyordu. Bir gün bu sihirbaz yaşlandı. Dedi ki krala, bana bir genç, akıllı bir genç gönder de bu sihri ona öğreteyim. Ben öldükten sonra sen bu gençle yoluna devam edersin. Akıllı bir genç bulundu. Evinden saraya geliyor. O sihirbazdan sihri öğreniyor. Evine dönüyor. Bu gidiş gelişlerinin birinde bir alimle tanışıyor bu genç. O alim ona
dinden, imandan, Allah'ın birliğinden bahsediyor. Kıyametten, mahşerden bahsediyor. Dolayısıyla bu çocuk, bu genç evden çıkınca önce alime uğruyor. Alimden sonra sihirbaza gidiyor. Sihirbazdan sihir öğrenirken alimden de ilim öğreniyordu. Bir gün çocuk arada kaldı genç. Hangisi doğru? Sihirbazın dediği mi haklı? Alimin dediği mi geçerlilik sebebine sahip? Bunu bir imtihan, test etme imkanı ele geçti. Rabbimiz öyle bir imkan verdi. Büyük bir hayvan insanların yolunu engellemiş. Dedi ki genç, eline bir taş alarak, bu taşı diyor, alimin Rabbinin adıyla atacağım. Alim haklıysa, o Allah her şeye kadirse yol açılır, insanlar da rahata kavuşurlar. Bakınız yine gönlü alimden taraf. Hakikaten taşı alıyor, alimin Rabbi adına diyerek atıyor. Hayvan oradan çekiliyor. Dolayısıyla insanlar da engelden kurtulmuş yollarına devam ediyorlar. O günden sonra o genç artık sihirbaza gitmez oluyor. Sihirbazın sihirlerini öğrenmeye gitmez oluyor. Alimle irtibatını devam ettirirken Allah'ın verdiği imkanlar vesilesiyle körleri iyileştiriyor. Alaca hastalığına sahip olanlara şifa nasip ediyor Allah'ın vesilesiyle. O ona böyle bir imkan vermiş. Kralın danışmanlarından birisi de gözleri görmeyen ama birisi. O gencen haberdar olunca geliyor. Ey genç diyor, duyduğuma göre sen körleri iyileştiriyor musun? Hayır diyor, iyileştiren ben değilim, Allah'tır. Sen de iman edersen ben de dua ederim, şifa Allah'tan. Adam iman ediyor, genç dua ediyor. O danışmanın gözleri görür hale geliyor. Ertesi gün gelmiş kralın huzurunda yine oturunca dikkatini çekiyor. Senin gözlerin görmezdi, sen kördün, amaydın, nasıl görür oldun deyince olayı anlatıyor. Rabbim bana nasip etti. Ne diyor, senin benden başka Rabbin mi var? Kendisi Rab ya, Tanrı ya. O kadar kendini büyük gören o kral, senin diyor benden başka Rabbin mi var? Sıkıştırınca o gencin yerini öğreniyor. Genci sıkıştırıyor, alimin yerini öğreniyor. Alimin yanına gelip, ya diyor imanından vazgeçersin, ya da sana acıların en büyüğünü tattıracağım. İmanından asla vazgeçmem. İmandan asla vazgeçmezsen başının üzerine bir testere konur. O testereyle başından aşağı kadar yarılır. Düşünün, biz iman ettik diye başımıza bir testere koydular. Hırıltısını duyuyoruz. Hırt, hırt, hırt sesler geliyor. Başımızın önce derisi, sonra kemiğine ulaştı. Kemikten beyine, bir düşünün. Ne uğruna? Allah bir dediğiniz için. Bu imandan taviz vermediğiniz için böyle bir işkence reva görülüyor. Asla taviz yok. İmanda sebat. Sonra o danışman, ya dinden dönersin ya da ölüm. Onu da öldürüyor. Gence gelince birkaç askerini görevlendirmiş. Bunu diyor dağın başına çıkarın, oradan aşağı atın, ölsün, siz de geri gelin. Allah'ın takdiri ya, her şey Allah'ın takdirinde. O birkaç asker götürüyorlar genci dağdan atmak üzere. Bir sarsıntı, bir deprem, askerler ölüyor, genç salimen dönüyor. Sen nasıl geldin buraya? Nasıl kurtuldun? Beni onların elinden Allah kurtar diyor. İmana bakar mısınız? Bu sefer kral iyice öfkelenmiş. Bir başka asker grubuyla diyor ki bunu denize götüreceksiniz. Denizin ortasına varınca atın, siz dönün, bu olsun gitsin. Gidiyorlar. Bir alabora, hepsi ölüyor askerlerin, o genç salimen dönüyor. Kral iyice öfkelenmiş. Öldüremiyor. Hani sen Tanrıydın ya, hani sen ilahtın ya, bir çocuğu öldüremedin. İnsanların nazarında bu da oluştu. Tanrılık iddiasında bulunan bu adam, kral, bir çocuğu öldüremedi. Duyuldu haberi. Genç dedi ki, sen beni öldürmek istiyor musun? Evet. Ancak şöyle yapabilirsin. İnsanları büyük bir meydanda topla. Benim ellerimi bağla, sadağından bir ok al ve de ki bu gencin Rabbinin adıyla diyerek at, ancak o zaman öldürürüz. Adam sevindi, ölecek, öldürecek ve kurtulacak. Dediğini yaptı, topladı insanları büyük meydana, gencin sadağından okunu aldı, yayını gerdi. Bu gencin Rabbinin adıyla diyerek attı, şakağına geldi ve çocuk, o genç ruhunu teslim etti. Ne anlaşıldı?
Kral o çocuğu öldürecekti, iş bitecekti. Korktuğu başına geldi. Oradaki bütün insanlar dediler ki biz bu gencin Rabbine iman ettik. Bir kraldın, sen tanrıydın Güler. Bir çocuğu öldüremedin, bu gencin Rabbinin adı diyerek attın ya. Bu gencin Rabbidir, her şeye kadir olan sen değilsin dediler. Onu inkar ettiler, Allah'a iman ettiler. Adam iyice öfkelendi. Kral iyice hiddetlendi. Hendekler kazın bana, büyük büyük hendekler. Doldurun içine ateşlerle. Topladı insanları. Dininizden dönüyor musunuz, dönmüyor musunuz? Dinden dönenler ayrılsın, dönmeyenler ateşe. Bir Allah'ın kulu ayrılmadı. Hepsi yanmayı göze aldılar. İmanlarından taviz vermediler. Sadece bir kadın kucağında taze bebeği, emzirdiği bebek geldi ateşin başına, durdu. Kendinden çok bebesini düşünüyor. Ateşe atsam mı, atmasam mı kendimi? Çocuk dile geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği, daha beşikte konuşan çocuklardan biri de budur. Anne diyor, sakın ha atlamamazlık etme, imandan taviz verme. Sen kendini at, bir göz açıp kapayıncaya kadardır bu acı, buna katlan, sabret dedi. Bebeği dile gelince kadın attı ateşe kendini. Allah'ın izniyle orası İbrahim aleyhisselama olduğu gibi serin ve selamet gül bahçesi oluverdi. İşte bu olayı anlatır Rabbimiz Azze ve Celle Buruç suresinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bu olayın izahını yapar bizlere. Bu ayet ne zaman geldi? 1400 yıl önce geldi. Nereyi anlattı? Kaç yüzyıl önceki bir olayı anlattı mı? Necran'da olan bir olay. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ders, ibret, bir avuç Müslümana teselli oldu mu? Oldu. Sizi yaksalar da, testereyle doğransanız da asla imanınızdan vazgeçmeyin, sabredin, cennet var buyuruldu mu? Evet. Bugün ne diyor? Ey Müslümanlar, siz Allah'ın rızası için, Allah'a imanınızdan dolayı zillet içinde görülseniz bile, asılsanız, kesilseniz bile, şehirleriniz, mahalleriniz kan gölüne çevrilse bile asla imanınızdan taviz vermeyin. Allah'ın nimetleri sizleri bekliyor buyurdu Cenab-ı Hak bizlere. Okuyalım ayeti. İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minâti sümme lem yetûbû. O mümin erkek ve kadınları imtihana tabi tutup da sonra sümme lem yetûbû, tövbe etmeyenler var ya, felehum azâbu cehenneme ve lehum azâbul harîk. Onlara hem cehennem azabı vardır hem de yangın azabı vardır. Fakat innellezîne âmenû ve amilus salihâti, iman edip salih amelde bulunanlara gelince, imanlarından asla taviz vermeden yakini imana sahip olmuşlar. O iman kalplerinde hapis kalmamış, salih salih amel işlemişler. Hem kendilerini ıslah etmek için, hem çevrelerini ıslah etmek için çaba harcamışlar. Lehum cennetun tecri min tahtihel enhar. Onlara zemininden ırmaklar akan cennet nimetleri vardır. Zalikel fevzul kebir. İşte büyük başarı, büyük kurtuluş budur buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bakınız, Nisa suresinde bir ayet-i kerime var. 56. ayet. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: İnnellezîne keferû bi âyâtinâ. Bizim ayetlerimizi inkar edenler. Sevfe nuslihim nâran. Onlar çok yakında ateşe gireceklerdir. Kullemâ nazicet culûduhum beddelnâhum culûden gayrâhâ. Onların derileri her yandıkça cehennemde tekrar onlara yeniden deri giydireceğiz. Niçin? Liyezûkul azâb. Azabı iyice tatsınlar diye. Subhanallah. Yandı, derisi gitti etine, tekrar deri giydirilecek, tekrar azap, tekrar deri, tekrar azap. Liyezûkul azâb. Azabı iyice tatsınlar. O dünya hayatını müminlere dar edenler, müminleri imanlarından dolayı yakanlar var ya, o zaman gerçekten yakılacak olanlar onlardır. İnnallâhe kâne azîzen hakîme. Şüphesiz Allah'tır aziz olan, gerçek güç sahibi, hakimdir, yaptığı işi her hikmetle yapan. Şimdi kıymetli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, şu iki kıyasa bir tekrar dikkatimizi çekelim. Bu adamlar ne yapıyorlardı?
imanlarından dolayı sırf mümin oldunuz diye gerçek aziz, hamid, Allah tanıdınız, beni güç sahibi bulmadınız, bana hamd etmiyorsunuz, bana şükretmesiniz diyen kral kendini güç sahibi gösteriyordu. Nimetlerinizi veren benim, sizi doyuran benim diye tanrılık iddiasında bulunuyordu. Ama müminler dediler ki sen değilsin bizi doyuran, sen değilsin gerçek güç sahibi. Gerçek güç sahibi aziz Allah'tır. Hamd edilmeye layık nimetlerin gerçek sahibi Allah'tır dediler diye onlardan intikam almışlardı. Nasıl? Hendeklere ateş doldurup onları yakarak. Peki o müminler kaç saat azap çektiler? Ne saati? Az önce çocuk dedi ya, bir göz açıp kapayıncaya kadar. Aç kapat. Kaç saat sürdü? Ne saati? Kaç dakika sürdü? Ne dakikası? Birkaç saniyelik sıkıntıya katlanın, ebedi cennet sizi bekliyor. Fakat bu dünya hayatında, bu dünya hayatını müminlere zindan etmeye çalışanlar, onları yakanlar kaç saat azap çekecekler? Kaç saat mi? Kaç gün? Ne günü? Kaç yıl? Ne yılı? Ebedi azap. Üstelik nasıl bir azapmış? Nisa suresinin öğrettiği, derileri yandıkça tekrar deriler değiştirilecek. Yine azap, yine azap, yine azap. Kimmiş kazanan, kimmiş kaybeden? Kimmiş gerçek güçlü, kimmiş gerçek izzet sahibi? İşte müminler, dünyanın dakikalık azapları için kendinizi büyük azaba düçar etmeyin. Onlardan taviz vermeyin diye Cenab-ı Hak bizleri uyarıyor. Kafirlere de diyor ki, ey kafirler, o müminlere dünyayı dar etmeye çalışan zalimler, siz bu zulmünüzden vazgeçmezseniz, müminlere işkence vermekten vazgeçmezseniz, bir saatlik değil, 10 yıllık değil, 5000 yıllık değil, ebedi azap sizi bekliyor, yangın azabı anlattı Cenab-ı Hak. Müminlere teselli, kafirlere tehdit. Bazı kardeşlerimiz şunu düşünüyorlar, ya bu Allah Müslümanların Allah'ı değil mi? Müslümanlar niye sıkıntı çekiyorlar? Öldürülen niye Müslümanlar? Kanları akıtılan niye Müslümanlar? O soruyu kime soruyoruz? Allah'a. Haşa, haşa. Burası neresiydi? Cennet mi zannettik burayı? Cenab-ı Hak Ankebût suresinde ne buyuruyordu? Siz iman ettik demekle bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Öncekileri imtihan ettiğimiz gibi sizi de imtihan edeceğiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Nasıl bir imtihandı? Testereyle kesilme imtihanı. Nasıl bir imtihandı? Ateşlere atılma imtihanı. Nasıl bir azaptı? Demir taraklarla etlerinin taranması imtihanıydı. Peygamber Efendimiz bahsediyor. Niçin yapar Cenab-ı Hak bunu? Ayetin devamında bildiriyor. İçinizden hanginiz sadık imanında, hanginiz kazip imanında? Sadık imanlı olanlarla yalancı imana sahipler ortaya çıksın diye Cenab-ı Hak biz sizi imtihana tutacağız diyor, tabi tutacağız. Bu dünya imtihan meydanı. Burası cennet değil. Burası cennet değil. Bazı kardeşlerimiz hedefi şaşıyorlar. Burayı cennet gibi yaşamaya çalışıyor, öyle zannediyorlar. Dünya müminin zindanıdır. Peygamber Efendimiz öyle buyurur. Burası imtihan meydanıdır. Sevgi dilde kalmaz. Sevgi fedakarlık ister. Allah'ı seviyorum diyen Allah uğrunda fedakarlığa katlanmaya hazır olmalı. Muhammed'i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem seviyorum diyen Muhammed uğruna aleyhisselam sıkıntıya katlanmalı. Ben falan kardeşimi seviyorum diyen o kardeş uğruna sıkıntıya katlanmalı. Sevgi fedakarlık ister. Yazın sıcağı demeden, kışın soğuğu demeden, savaş demeden, kan demeden, öldürülme demeden, siz bana ne yaparsanız yapın, ben bu imandan vazgeçmem diyen müminlerin kazandığı bir dünyadır. Öldürülseler de, yakılsalar da kazanan müminlerdir. Yaksalar da, dünyayı kan gölüne çevirseler de zalimler, kaybedenler onlardır. Çünkü ebedi azabı görecek olan bu zalimlerdir. Düşünün, kim kazançlıymış, kim kaybetmiş? Kim gerçek başarıya ulaşmış, kim başarısızmış? Müminlerin iki yolu vardır. İhdel husneneyn, Tevbe suresinde iki güzellik. Nedir o? Ya şehitliktir ya da zaferdir. Müminin asla kaybı yok.
Hani Peygamber Efendimiz ne buyurmuştu? Müminin her hali hayırdır. Bu ancak mümine mahsustur. Müminden başka kimseye mahsus değil. Nasıl olur bu? Bir nimete eriştiği zaman elhamdülillah der. Nimeti Allah'tan bilir. O nimeti Allah rızası için kullanır, kazanır, sevaba erişir. O nimet alındığı zaman da sabırla imtihan edildiğini bilir, sabreder, yine kazanır. Ne zaman kaybeder? Hiçbir zaman kaybetmez. Gerçek mümin. Ama nimet verildiği zaman şımarıyorsa, nimeti Allah'tan bilmiyorsa, ben kazandım benliğine düşüyorsa veya o nimet alındığında sabır imtihanından geçerken sabretmeyip isyan sözlerini söylüyorsa, işte o zaman kaybetmiştir. Mümin asla kaybetmez. Nimete eriştiği zaman şükrederek, nimet alındığı zaman da sabrederek hep kazanmanın yolunu arar Allah'ın izniyle. Ve müminin ayette bildirildiği gibi iki yolu vardır. Ya şehitliktir ya da zaferdir. Şehit olsa makamı yücelmiştir, asla kayıp değil. Muzaffer olsa yine kazançtadır, düşmanlarını yenmiş, galip olmuştur. İşte Müslümanlar, olaylara kafirlerin baktığı yerden bakmayın. Televizyon ekranları, sosyal medyalar, birilerinin algı operasyonları, göz boyamaları sizin gözünüzü boyamasın. Allah'ın bak dediği yerden bakın. Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifleriyle sizi şereflendirdiği yolda yürüyün Müslümanlar. Şeref kimde? İzzet kimde? Zillette kimmiş? Bir daha düşünün. Kayıptakiler kimmiş? Kazanan kimmiş? Tekrar tefekkür edin diye Cenab-ı Hak bize bu ayetlerini göndermişti. Sanki ayetler daha yeni iniyor. Dün Mekke'de inen bu ayetler, Buruç suresi, yakanlar, hendekler açanlar, Müslümanlara envai çeşit zulümler reva görenler aynı haneyi devam ettiriyorlar. İsmi değişmiş, İsrail olmuş, Amerika olmuş, daha dün İtalyanlarmış, Fransızlarmış, sizin kendi memleketinizde dar ağaçları kurmuş, Müslüman alimleri sarıkları asmış bu zalimler. Hep zalim zulmü devam ettirdi gitti. Kim kaybetti? O dar ağacında aslanlar mı kaybetti? Asanlar mı kaybetti? Ateşlerde yakılanlar mı kaybetti? Yakanlar mı kaybetti? Kim kaybetti Müslümanlar? Ve kim kazandı? Sonra 1200 yıldır İslam hakimdi bu dünyada. 1200 yıldır. Orayı görmüyorlar, göstermiyorlar. Son 200 yıldır biraz bocaladık diye. İslam işte böyle. İslam gericilik dini. Siz yobazsınız değil, diyerek bizi aşağılamaya çalışıyorlar. Biz de kabul ettik, doğru ya. Biz Müslümanız, yobazız, biz gericiyiz, biz aşağılız diye kabullendik biz bunu. Aşağılık psikolojisi. Asla böyle bir şey yok. Her bir Müslüman azizdir. Tek başına kalsa, yakılsa, kan revan içinde kalsa, izzet sahibi mümindir. Bütün dünya gavur olsa, hepsi hakim olsa kaybeden onlardır. Çünkü ebedi cehennem onları bekler. Kim kazanmış, kim kaybetmiş? Niye 1200 yıl öncesini görmezsiniz, İslam'ın hakimiyetini, Müslümanların adaletini, dünyaya getirdiği huzuru niye görmezsiniz? Göstermiyor birileri. Dedim ya, sihirbazlara tabi olmayacağız. Algı operasyonlarına gelmeyeceğiz. Bizim gözümüz Allah'ın kitabını okuyacak. Onları seyretmeyecek. Bizim kulağımız Rabbimiz Allah'ın ayetlerini dinleyecek. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini. İşte o zaman biz vahye can kulağıyla kulak verdiğimiz zaman aziz olduğumuzu öğreneceğiz. Bu gavurların, bataktaki batılıların daha düne kadar insanlık ne? Bilmeyenlerin bize insan hakkı dersi vermeye hiçbir hakkı olmadığını o zaman anlayacağız. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Müslümanlar, gelin şu Buruç suresinde Rabbinizin anlattığı gerçek güç sahibi Allah'ı bilin. Aziz Allah'tır ve Hamid Allah'tır. Size nimet veren Allah'tır. Gözünüzü görür kılan, kulağınızı işitir kılan, dizinize derman veren, ekmek su nimet veren Allah'tır. O Allah'a şükredin. Hepsinden daha değerlisi sizi müminlerden kıldı mı? Sıradan bir gavur olabilirdiniz. Yahudi, Hristiyan olabilirdiniz. İsrail safında o mazlumları ezen birisi olabilirdiniz. Siz kimsiniz? Müslümanız elhamdülillah. Kim nasip etti? Allah Celle Celaluhu. O zaman elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bizi müminlerden kılan Allah'a hamdolsun,
hamdolsun, hamdolsun. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. Ya Rabbi, bize iman nasip eyledin. Bu imanı ölünceye kadar devam ettirebilmeyi bizlere nasip eyle. Ayaklarımızı kaydırma, kalplerimizi kaydırma. Bize katından rahmet nasip eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.